Çin'de 2 hafta sürecek olan Ulusal Halk Kongresi başladı. Kongrede devlet başkanlığı için geçerli olan 2 dönem sınırlamasının kaldırılması bekleniyor. Karar kongre öncesi tartışma yarattı. Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Etik Başkanı Karakaş şöyle dedi. Çin Devlet Başkanı Xi'nin görevinin bitimine az kala teklife sunulan yeni tasarılar, hayat boyu başkanlık yapma rüyası için oynadığı siyasi bir oyundur. Dünyadaki bütün diktatörler tahttan inmeye korkarlar. Çünkü tahttan indiği anda yaptıkları cinayetler ortaya çıkar. Ancak diktatörün bu rüyasının uzun sürmeyeceği bir hakikattir. Çin'de üretilen telefonlara fabrikalarda virüs bulaştırılıyor. 2017 yılının ortasında Çin'de üretilen Android akıllı telefonlarda Android Triada 231 isimli yeni bir trojen tipi zararlı yazılım keşfedildi. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevkat Mirziyoyev'in göreve gelmesiyle birlikte Özbekistan'ın dış politikadaki reform hareketleriyle beraber ülke içinde de umut veren adımlar atılmaya devam ediyor. Özellikle dini faaliyetlere ilişkin kısıtlamaların adım adım kaldırılması, büyük çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu 33 milyonluk Özbek halkını umutlandırıyor. İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Desful kentindeki bir askeri depoda patlama meydana geldiği bildirildi. ABD Başkanı Trump, İsveç Başbakanı Stephen Löfven ile görüşmelerinin ardından yaptığı açıklamada, ülkemize gelen ithal çeliğin sadece %2'sinin Çin'e ait olduğu doğru değil. Onlar ABD'ye diğer ülkeler üzerinden de çelik satıyorlar dedi. Suriye'de Esed rejiminin hapishanelerde hukuka aykırı şekilde tutulan ve her gün işkence edilen kadınların seslerini duyurmak için düzenlenen ve içinde yüzlerce Uygur bayanın da bulunduğu vicdan konvoyu Hatay'a ulaştı. Uygur TV ekibi olarak bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, eşitlik, özgürlük ve mutluluk dolu bir yaşam sürmelerini diliyoruz.